Vatan Partisi bütün seçim çevrelerinde 600 milletvekili adayıyla seçimlere hazır. Yarın saat 12'de Haliç Kongre Merkezi'nde Genel Başkanımız ve parti liderliğimiz aynı zamanda seçim bildirgemizi ilan edecek. Buradan da bu vesileyle duyurmuş olalım, herkesin dikkatine ve takibine sunuyoruz. Vatan Partisi seçim bildirgesini yarın saat 12'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak. Tabii Vatan Partisi Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, Türkiye'nin önündeki zorlukları aşmak için 600 kahramanıyla göreve hazır, milletimizin destekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmek için, %7 barajını aşmak için halkımızın oylarını talep ediyoruz. Tabii aynı zamanda ben şunu da söylemiş olayım. Şimdi bugün önemli bir çalışma da başlatıyoruz. Duyurularını falan hepsini hazırlayacağız. O yüzden ama ben buradan söylemiş olayım. Sandık kurulu üyeliği için Vatan Partisi aynı zamanda 198 bin sandığın tamamında resmi sandık kurulu üyesi gösterebiliyor. Tabii bu neden önemli? Hem oyumuza sahip çıkmak, aynı zamanda vatandaşlık görevidir bu. Oyumuza sahip çıkmak, oylarımızı kullanmak, oradaki süreçleri kolaylaştırmak açısından sandık kurulu üyeliği içinde Vatan Partisi'nden sandık kurulu üyesi olmak isteyen vatandaşlarımız, Vatan Partisi genel merkezlerine, Vatan Partisi il ve ilçe başkanlıklarına bulunduğu yerden başvuruda bulunabilir. Tabii bunlar resmi sandık görevlisi oluyor. Yani orada yetkileri oluyor, sorumluluğu oluyor. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı bir miktar var. Onu da PTT hesaplarına yatıyor ve oradan da o ücreti alabiliyor. Bunun için başvurular bugünden itibaren başladı. 23 Nisan'a kadar bu bildirimleri biz ilçe seçim kuruluklarına bildireceğiz. Vatan Partisi'ne sandık kurulu üyesi olmak isteyen vatandaşlarımız da genel merkezimize, il ve ilçe başkanlıklarımıza başvurularda bulunabilirler. Bütün seçim çevrelerinde Vatan Partisi 600 adayıyla, sandık kurulu üyeleriyle, gönüllüleriyle, destekçileriyle seçimlere hazır ve Vatan Partisi sadece kadrolarıyla değil, programıyla da seçime hazır. Bakın bütün partiler şimdi neticede herkes seçim hazırlığını yapıyor. Bu arada hocamız da aramıza çıkardı. Katıldı. Evet. Saygılar sunuyoruz hocamıza. Hocam hoş geldiniz. Size de merhaba diyelim. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Peki, çok ben sağ olun. Sayın Gençer'den sonra sizi de devam edeceğiz. Buyurun. Vatan Partisi sadece kadrolarıyla değil, programıyla da, çözümleriyle de Türkiye'nin önündeki seçimlere en hazır parti. Bu açıdan da Vatan Partisi burada 600 milletvekiliyle milletimizin desteklerini, teveccühlerini bekliyoruz. Dediğim gibi yarın da seçim bildirgemizi açıklayacağız. Vatan Partisi o seçim bildirgesinde de Türkiye'nin önündeki başta üretim devriminin gerçekleştirilmesi, yani bir ekonomik zorlukları ve güvenlik zorluklarını ve aynı zamanda bununla beraber kültürel planda da önemli çözümlerini kamuoyuna açıklayacaktır. Peki, çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Seçim süreci diyoruz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz da bizlerle birlikte. Sayın Hocam, Türkiye seçime gidiyor. Artık çok az bir süre kaldı. O tartışmalı listelerde her şey bundan sonra, kıyamet 9 Nisan'dan sonra kopacak diyorduk ki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı milletvekili listelerini teslim etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz listeleri, isimler, siyasi profiller bize ne anlatıyor? Hemen değerlendirmenizle başlayalım. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Türkiye'de bir müddet seçim sonra listeleri açıklandıktan sonra parti içi tartışmalar süren, bu gayet normal. Parti örgütleri aday sıralamalarını beğenmeyebilirler. Biraz dışarıdan aday gelişleri Anadolu'da özellikle rahatsız edicidir. Bu ayrı bir bahis ama burada özellikle Millet İttifakı'nda tartışma ulusal bazda devam ediyor. Çünkü bazı isimlere karşı parti tabanlarında ciddi bir kamuoyu tepkisi oluşmuş. Özellikle AK Parti'nin Adalet Bakanı geçtiğimiz dönemlerde FETÖ örgütüne bir anlamda yakın olduğu ciddi manada dile getirilen, özellikle Ergenekon balyoz soruşturmalarında yaptığı bir anlamda ciddiyetsizliklerle anılan Sadullah Ergin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir kısmını çok rahatsız ediyor. Yani önemli bir kısmı da bunu çok fazla önemsemiyor.
Diyorlar ki neticede biz bir ittifak yaptık ve bu ittifak için her şeye katlanırız. Baldıran zehri bile içeriz diyorlar bir kısmı. Ama tabii hem İzmir'deki bir aday hem de Ankara'daki Sadullah Ergin bu noktada rahatsız edici bir boyuta geldi. Partiye bir baskı yapılıyor, kamuoyu baskısı. Fakat bunu dile getirenlere karşı da ilginç bir şekilde CHP medyası diyebileceğimiz kesimlerde bir linç de başlatılıyor. Bazı gazetecilerin görevlerine de son verilmiş. Evet. Bunu dile getirdikleri için. Yani bir anlamda Türkiye sıkıştı aslında Yeşim Hanım. Yani iki bloklu bir düzende. Bundan memnun olmayanlar da var. Onlar da üçüncü yol arayışlarına gidiyorlar. İşte bir yandan Muharrem İnce, Sinan Ogan, Vatan Partisi gibi alternatiflere, üçüncü yollara da yönelen bir seçmen kitlesi var. Ama tabii ki mevcut seçim sistemi iki ana kütleyi kaldırabilecek bir boyutta. Bir de bu böyle bir rasyonel durum var. Fakat mecliste partilerin çeşitliliği önemliydi. Tabii Millet İttifakı aslında seçmenini bir anlamda ikna edebilmek için muhafazakar partilerle bir blok oluşturdu. Bu muhafazakar partiler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı oluşacak tepkiyi yumuşatmak ve seçim nabzını bir anlamda düşürmek için planlanmıştı. Bir oy karşılıkları olmamasına rağmen bu üç parti sanırım bu süreçten en karlı çıkan partiler. Öyle oldu. Gözüküyor. Evet, yani yaklaşık 40 civarında bir milletvekilini sokma durumları var. Yani mesela Gelecek Partisi'nin 70 bin üyesi var yani Türkiye genelinde. Belki 100 bin oyu yok ama çok büyük bir avantaj elde ediyor. Yine Saadet Partisi %1 civarında belki oyu bile yoktu. Buna rağmen şu anda oy götüreceği de meçhul tabii bunların CHP'ye o anlamda. Ama buna rağmen çok avantajlı çıktılar. Demokrasinin cilveleri diyoruz biz buna. Yani bazen çok emek verirsiniz, çok örgütlenirsiniz, çok iyi şeyler yaparsınız, karşılık bulamazsınız. Bazen de böyle siyaset masalarda şekillenir. Gizli kapaklı odalarda, bazı yemeklerde birileri meclise girerler. Bütün bunlar meclisimizin, parlamentomuzun itibarını zedelememeli. Temel mesele bu bence. Yani Türkiye 1970'lerdeki, 90'lardaki koalisyonlar, pazarlıklar, vekil transferleri gibi meselelerden uzak durmalı. Çünkü bu süreçler hep bizde parlamentoyu itibarsızlaştırdı. Yüce Meclis'e karşı bir olumsuz algı oluşturdu. Ben bunu daha tehlikeli buluyorum açıkçası. Çünkü mevcut sistem bir şekilde bu alanlara kapı açıyor. Ama bunu burada milletin de bir tasfiye etme imkanı var. Burada takdir tabii ki aziz milletimizin. Hocam sizin için sürpriz bir isim var mı? Benim için yani mesela ben Hulki Bey'in aday olmasından memnun oldum. Yani bence önemli bir katkı oldu. Daha önce siyasi teşebbüsleri de olmuştu. Çeşitli siyasi aktivitelerde bulunmuştu. Hulki Bey'in mecliste olması, Cumhur İttifakı'nda olması benim için değerli açıkçası. Dolayısıyla hani isim bazlı takdir ettiğim isimler var ama beni en çok mutlu eden Ayşegül annenin Diyarbakır'dan 4. sırada AK Parti'de yer aldı. Ayşegül Biçer'le defalarca görüştüm. Diyarbakır'da onunla röportajlar yaptım. Oğlunun kurtarılması hikayesi, oğlunu örgütten alma hikayesi, oğlunu daha sonra evlendirdi Mustafa. Yani bütün bu süreçlerde yakından takip ettik. Ne kadar önemli bir görevi olduğunu, misyonu olduğunu ve bunun farkında olan bir Türk kadını olarak, bir Kürt anne ama Atatürk Cumhuriyeti'nin bir anlamda onurlu, gururlu, azimli bir kadını olarak ben tanımladım Ayşegül ablayı. Yani oradan dolayı mutluyum mesela. Ayşegül annenin mecliste olacak olması benim için kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Sayın Gençer, ittifaklar, tabii ki seçim stratejileri,
Siz nasıl okuyorsunuz? Bu gelinen noktaya sürpriz isimler var mı sizin için? Bir de Sayın Hocam dedi ki Türkiye sıkıştı. Üçüncü yol arayışlarına giden bir seçmen kitlesi de var. Yani seçmenin gözü bu ittifaklar ne ifade ediyor? Evet. Taban açısından ne ifade ediyor? Sizin değerlendirmeniz nedir? Orada şunu değinebilirim. Şimdi öncelikle halklar, topluluklar öncelikli olarak kolayı tercih eder. Bu her zaman böyledir. Hı hı. Kolayı tercih eder. Yani yanında yöresinde kim varsa ya da risksiz diyelim ki kim varsa kolayı tercih eder. Bugün baktığımızda Türkiye'nin önüne dayatılan seçenekler işte bir altılı masa ve Cumhur İttifakı. Bunlar kolay tercihler. Ve halkların bugüne kadarki eğilimleri de hep böyledir. Ama bugün kolay olanda çözüm yok. Zor olan ise kolay olmayanı tercih etmektir. Yani bu hocamızın üçüncü diye tabir etti. Orada biz Vatan Partisi olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü diğerleri de, yani Muharrem İnce de, Sinan Oğan da, onlar da sistemin adayı. Yani onlar da sistemi rahatsız etmeyecek, sisteme çomak sokmayacak, baş kaldırmayacak, Amerika'ya itiraz etmeyecek, NATO'ya itiraz etmeyecek, Türkiye'nin mevcut ekonomik süreçlerini devam ettirecek partilerdir. Onlar o yüzden sistem dışı seçenekler değil. Burada sistem dışı seçenek Vatan Partisi. Ama zor olan Vatan Partisi'ni tercih etmek. Ama bugün kolay olanda çözüm yok. Ama zor olanda çözüm var. Bakın böyle bir ayrım var. Kolayda çözüm yok, zorda çözüm var. Ve bunu halkımızın bir kesimi, öncü diye nitelendirdiğimiz bir kesimi bugünden başlayarak keşfetmeye başladı. Ve biz Vatan Partisi olarak bunun yansımalarını görüyoruz. Yani toplumda o sistemin dışına çıkma eğilimi. Hı hı. Yani evet bu ittifaklar var, duruyor ama bunlarda bir çözüm yok. Bakın şunu soralım halkımıza. Bugüne kadar oy verdikleriniz size ne verdi? Gittiniz 1980-70'lerden beri alalım. ANAP'a verdiniz, DSP'ye verdiniz, Demokrat Parti'ye verdiniz, işte Çiller'e verdiniz, AK Parti'ye verdiniz, MHP'ye verdiniz, Doğru Yol'a verdiniz, İYİ Parti'ye verdiniz, CHP'ye verdiniz. Onlar size ne verdi? Karşılığında bugün nasıl bir tablo içerisindeyiz? Bu sistem partilerini tercih ettiğimiz için halkımız nasıl bir tecrübede bugün? Pazarlara gidiyoruz, şikayet var. Değil mi? Çarşıya gidiyoruz, şikayet var. İnsanlar ekonomik alım gücünün düşme sıkıntısını yaşıyor ve evet, bir ekonomik buhranda. Alım gücü yükselmedi Türkiye. Yani belli bir dönemler tabii yükseldi ama bugün alım gücünde neticede toplumda bir şikayet olduğunu görüyoruz. İşte ev kiralarımızı öderken bunu görüyoruz. Markete gidip, kasaba gidip et alırken bunu görüyoruz. Şimdi oy verdikleriniz size ne verdi? Siz onlara oy verdiniz, onları zenginleştirdiniz. Bugün bankalar karlarına kar kattı. O oy verdikleriniz bankalar karlarına kar katarken ses etmedi. Hatta onları destekledi. Ama siz fakirleştiniz. Bugün herkes kredi kartı, bugün toplumumuzun çok büyük bir kesiminin kredi kartı borcu var. Siz borca battınız. Değil mi? Tarlanızı belki süremediniz. Mazot aldı başını gitti. Benzin aldı başını gitti. Doğalgaz aldı başını gitti. Kiralar. Kiralar aldı başını gitti. Değil mi? Enkazlar altında kaldık. Bakın o da bir fatura. Enkazlar altında kaldık. Burada kimin sorumluluğu var? Sadece doğal afet deyip bunu doğal süreçlere havale etmeyelim. Değil mi? Burada da bir sorumlu var. Ama sorumlu sadece o dönem, şu dönem, bu dönem hükümette olan insanlar değil. Sorumlu biraz da biziz. Sorumlu o hükümetleri kolayı tercih eden bizde, halkımızda. Onu da uyarmak zorundayız. Halkın her yaptığı doğrudur falan, bunlar da doğru değil. Orada bir hatanın olduğunu görüyoruz ve bakın burada ne diyoruz? Kolayda bugün çözüm yok. Zorda çözüm var. Zor olan sistem dışı seçeneği tercih etmek. Ve ancak zor olan mümkün. O yüzden burada da Vatan Partisi'nin tek çözüm olduğunu. Çünkü bu seçim, önümüzdeki seçim Vatan Partisi ile diğer sistem partileri arasında. Evet, sistem partileri arasında da belli taktik ayrılıklar var. Diyelim ki altılı masa HDP ile kol kola beraber giriyor meclis seçimlerine. Ve bundan hiç de şikayetçi değiller. Bir tane şikayetçi oldum diyen çıkamaz da. Neden böyle şikayetçi değiller? Çünkü bu sistemin bir planı. Yani altılı masa ancak PKK ile beraber, HDP ile beraber kol kola girerek iktidar olabileceği senaryolarında ve buna bel bağlamış durumda. Ancak o zaman küresel güçlerin desteğini alabilecek konumda.
küresel güçlerin, mesela kim demişti yanlış hatırlamıyorsam, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı demişti, bizim adayımızı şey belirleyecekti, dış güçler belirleyecekti. Siz eğer aday belirlemek için bile dış güçlere muhtaçsınız ve onların ancak doğrultusunda belirleyebilirsiniz. Orada HDP olmadan o dış güçler size destek. Çünkü dış güçlerin, yani o Batı emperyalizminin amacı ne? Türkiye'yi bölmek. Türkiye'yi kimle bölecek? HDP ile bölecek, FETÖ ile bölecek. Şimdi bakın listelerde de bunu görüyoruz. FETÖ'nün dolu olduğu listeler. 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gelme planları altılı masayla beraber olduğunu görüyoruz. Şimdi bir taraf yanına bunu aldı. Ama diğer tarafta... Biletimizi aldık, geliyoruz diyen isimler var. Evet, biletimizi aldık, geliyoruz diyor FETÖ'cüler, firariler. Ama diğer tarafta da, tamam taktik sistemin adayı diyoruz, her sistemin seçenekleri diyoruz. Ama diğer tarafta da bir Hizbul Kontra ile beraber, Hüdapar'la beraber. Şimdi biz bunu dediğimiz zaman, ya efendim işte Hüdapar silahları şey yaptı, gömdü, o geçmişteydi. Ha, bir silah olduğunu kabul ediliyor ama o silahlar gömüldü falan. Ya ama mesele sadece silah mı? Bu partinin bir programı yok mu? Bu partinin bir Türkiye'nin önündeki sorunlara dair fikirleri yok mu? Bakın hepsi, bakın. O meclis Hüdapar'da girdiği zaman göreceksiniz ki önümüzdeki mecliste HDP ile beraber aynı gündemlere el kaldıracaklar. Farkları yok. Farkları diyelim ki birisi daha o dönem devletin politikalarından olan, o bölgeyi, Güneydoğu'yu PKK'ya değil ancak İslam'la biz kazanırız diyerek Hizbullah'ı yeşerttiler orada, büyüttüler ve bugüne geldi süreç. Bir tarafta da bu var. Yani sistem, taktik ayrılıklar, sistemin iki kuvvetleri birbirleriyle taktik ayrılıklar güdebilir ama neticede sistemin çözümlerinde buluşuyorlar. Ekonomik alanda da buluşuyorlar. Biraz dış politikada tabii. NATO'da da buluşuyorlar. Bakın NATO'da kimin parmakları kalktı? Hani sistemin adayı diyoruz biz. Bugün sistem dediğimiz, yani Amerikan emperyalizminin başat kuvveti nedir? NATO'dur. Bakın NATO'da hepsi beraber el kaldırdılar. Tamam NATO birini daha az destekliyordur, birini daha fazla. Ama hepsi NATO'dan bir rol alma peşinde olduğunda, yani bir tane meclisteki partilerden bir tanesi, bakın bir sürü HDP'nin kontenjanından girmiş, onların yardakçılığını yapan partiler de var. Sosyalist diye anılan partiler de var. Anılan diyorum, bunların sosyalizmle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Bugün sosyalizm diye anılan o tiptir, HDP'dir falan Türkiye'deki en sağ partilerdir. Yani o klasik anlamda baktığımız zaman en sağ partilerdir. Şimdi bunların NATO'da da birlik olduğunu görüyoruz. Bakın bu meclis 1980'lerden bu yana o yeni sistemle kimleri soktu? PKK'lıları soktu, FETÖ'cüleri soktu, işte Hizbul Kontra'yı soktu, NATO'cular mecliste. Ama bunlara direnen, sistemin dışında olan kuvvetlere yer yok. İşte o yüzden halkımız bu sistem dışı seçeneğe yönelmek mecburiyetinde. Çözüm arıyorsa eğer ki bütün insanlar önündeki sorunları çözmek ister... Ama ilk etapta kolayı tercih ediyorlar. Bu, o yüzden altını çiziyoruz. Kolayda çözüm yok. Milletimize sesleniyoruz. Kolayda çözüm yok. Çözüm ancak zor olanda. Yani sizin zor olarak gördüğünüzde. Hani biz onu zor olarak görmüyoruz. Ama halkımız onu zor olarak görüyor. Ama ancak çözüm o zor olarak görülen Vatan Partisi'nde. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Gençer. Sayın Hocam. Bir tarafta HDP, bir tarafta Hüdapar ittifakın içinde olduğunu görüyoruz. Şimdi tabanlardan tepkiler de var ama şöyle devam etmek istiyorum. HDP, Yeşiller Sol Parti ile giriyor yani. Bu şekilde girme kararı aldı seçime. Neden böyle bir karar aldılar? Birincisi HDP'nin dosyası çok kabarıktı. Tabii hem Türkiye kamuoyunda hem de özelde... Kürt seçmenden de, yurttaşımızdan da ciddi tepkiler oluşmuştu. Yani Hendek sürecinden itibaren HDP çok ilginç pozisyonlar aldı ve yıprandı. Neticede Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyası da kabardı. Yani biz tabii iki senedir kapatma davasının sonucunu bekliyoruz açıkçası. Dava sürekli uzatıldı. Bu da ayrı bir tartışma belki ama... Tabii burada Yeşil Sol Parti'ye geçiş bir anlamda küresel bir ilişkinin ortaya çıkmasını sağlıyor. HDP ile zaten daha önceki BDP'den beri diye bunu söyleyebilirim. Alman Yeşiller Partisi'nin ilişkisi var. Bu hareket bir anlamda Avrupa'da birçok koalisyonun içerisinde yer alarak ülkelerin politikalarına etki ediyor. Alman Yeşiller Partisi aslında Avrupa'da Soğuk Savaş atmosferinin o son döneminde ortaya çıkmış
bir anlamda Avrupa solu, Amerikan solu diyebileceğimiz bir alana oturuyor. Hı hı. Ve Henrik Böll Vakfı da bu partinin uzantısı. Bu vakfın çalışmaları Türkiye'de biliyorsunuz Necip Ablemitoğlu tarafından deşifre edilmişti, rahmetli. Evet. Vakfın Türkiye'de solu şekillendirme, sola verdiği misyonlar, 80 sonrası süreçte bilinen gerçekler. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti biraz feminizm, biraz ekoloji, biraz LGBT gibi cinsiyet eşitliği söylemini öne çıkaran hareketleri kucaklayan soslu bir sol diye tanımlıyorum ben. Dolayısıyla önemli bir proje, yani Yeşil Sol Parti Türkiye'nin siyasetine nüfuz etmek için özellikle böyle koalisyon ve ittifaklar denkleminde %10-13 civarında bir oy hedefleyen ve kazananı etkileyecek, kazananı belirleyecek bir misyonla hareket ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Alman Dışişleri Bakanı ve Yeşiller Partisi eş genel başkanı hanımefendi Türkiye'ye geldi. Önce Dışişleri Bakanımızla görüştü. Dışişleri Bakanımız çok sert ifadelerle kendisine hak ettiği cevapları verdi. Özellikle Kavala'nın bırakılması, Demirç'in bırakılması ve Suriye'deki askeri çatışmalar ifadesini kullandığı için Sayın Çavuşoğlu gereken cevabı vermişti. Ertesi gün bu Alman Dışişleri Bakanı 3 tane partiyi ziyaret etti. Bugünkü Altılı Masa'nın en önemli partileri diyeceğimiz açıkçası CHP, İYİ Parti ve HDP. Bu 3 partiyi ziyaret etti ve o günden sonra zaten bu 3 parti Türk dış politikasında Türkiye'nin tezlerine ne yazık ki destek veren hiçbir açıklama yapmadıkları gibi daha da fazla gayret gösterdiler. Çünkü Almanya'da Yeşiller Partisi, Yeşim Hanım, Almanya'nın savaşa girmesi için büyük bir misyonu var şu anda. Ukrayna lehine silah ve mühimmat yardımları, mali yardımların desteklenmesi için adeta bir savaş kabinesinde bir görev üstleniyor Yeşiller Partisi. Dolayısıyla bu bölgede, bu coğrafyada dönüştürücü bir hareket olarak kendisini gösteriyor. Hafife alınmamalı Yeşiller Partisi. Ama hani şunu net söyleyebilirim. Yeşiller Partisi'nin ne Kürtlere, ne Türklere, ne Sünnilere, ne Alevilere, ne de eşcinsellere vereceği hiçbir şey yok. Tamamen bir proje parti olarak Türk siyasetinde tutunmaya çalışacaktır. Zaten aday gösterilen isimlere de baktığımız zaman bunlar çok net ortaya çıkıyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Hafife alınmamalı dedi Yeşiller Sol Partisi ama şunu sormak istiyorum, böyle devam edelim. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de biraz önce bir basın açıklaması yaptı. Şimdi HDP seçmeye girmeyeceğim diyor. Yeşiller Sol Partisi ile giriyor, bu isimle giriyor ama hazineden aldığı 540 milyon liralık bir yardım var. 360 milyon değil mi seçim için? 180 evet. milyon TL'de yıllık bazda yapılan bir yardımdan bahsediyor. Şimdi bu paralar ne oldu? O bloko kararı kaldırıldı. Bugün raportöre verildi tutanakta. Ne olacak o paralar? Hukuki süreci tabii ki bilmiyorum ama değerlendirmenizi istiyorum Sayın zaten Gençer. Bu paralar seçim için harcanmayacaktı. Yani HDP'ye verilen para bildiri olarak size geri dönmeyecek. Ya da HDP'ye verilen para afiş olarak, reklam olarak size geri dönmeyecek. HDP'ye verilen para size kurşun olarak geri dönecek. O yüzden bu paralar zaten kurşun olarak, kurşun alınması için verildi. Bomba alınması için verildi. Bakın bu paralar o yüzden HDP bunun seçime falan yatıracağı yok. HDP bunu yine o hangi amaç doğrultusundaysa PKK'nın bünyesinde olan bir parti. PKK'nın bünyesinde olduğu için o paralar PKK'ya gidiyor. Şimdi tabii burada devletin müthiş bir zaafı var. Yani bu gerçekten Türk devletinin, üzülerek söylüyoruz bunu, aciz içinde olduğunu gösteriyor. Yani siz PKK ile ilişkisi doğrudan olan, resmi olan, belgeli olan, kanıtlı olan, onların kurduğu ve yöneticileri onlar tarafından tayin edilen bir parti olarak HDP'ye
kapatma davası sürerken 2 yıl boyunca kapatma davası sürerken seçim için 360 milyon lira onun dışında da seçim dışında da siyasi parti ve o barajı aşması gerekçesiyle 180 milyon lira yani toplamda 540 milyon lira verilmesi bu gerçekten Türk devletinin bir terörle mücadelede bir aciz içinde olduğunu üzülerek söylüyoruz. Bunu gösteriyor. Ve tabii bakın HDP'ye seçim için 360 milyon lira veriyorsunuz. Seçime girmiyor bu parti. Seçime girmiyor tabii, işte orasını seçime merak ediyorum. Ne olacak ama şimdi o para? Dediğim gibi seçime girip girmemesi çok belirleyici değil. Yani odaklanacağımız yer eğer seçime girseydi bu para onlara helal mi olacaktı? Hayır. Yine helal olmayacaktı o para. Yani o yüzden mesele tabii burada daha da dramatikleşen ve daha da sarsıcı bir durum var bu seçime girmemesi. Ancak özü değiştirmiyor. Öz ne? HDP'ye verilen para PKK'ya verilen paradır. Bu öz sabit. Siz Yeşil ve Sol Geleceğe de verseniz o para PKK'ya gidecek. Çünkü aynısı. HDP'ye verseniz o para PKK'ya gidecek. Şimdi siz soru şu. Türk devleti PKK'ya nasıl para verir? Türk devleti bu parayı kimden alıyor? Değil mi? Vergi kazançlarından, milletimizin cebinden neticede. O vergilerden alıyor. Şimdi milletin paralarını nasıl millete kurşun olarak geri döndürülmesine müsaade eder? Burada Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğu var. Maliye Bakanlığı'nın, idarenin de sorumluluğu var. İdare burada o kararı HDP'nin kapatma davası sürdüğü için gerçekleştirmek durumunda değildi. Yani öyle bir hakları, yetkileri var. Ama burada Türk Devleti'nin burada bir zaaf için, hükümetin de bir zaaf içinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü siz bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle teröre karşı bir mücadele yürütüyoruz. Ve bu mücadelede Mehmetçiğimizle, polisimizle, korucularımıza gurur duyuyoruz. Onlarla övünüyoruz ve onlara güç ve kuvvet diliyoruz. Ama bir yandan da onların PKK'nı bitirme noktasına getirmek üzere olan bir durumda siz PKK'ya can suyu veriyorsunuz. Evet. HDP'yi kapatmıyorsunuz. Bakın burada gerçekten zaten altılı masa bundan çok büyük memnuniyet içerisinde ve en baştan beri bu kapatma davasına karşı tavır açıklıyor. Hatta kapatma değil, onların hapiste olan yöneticilerini, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere, hapiste olan yöneticilerini hapislerden çıkartacağız. Onlara onur madalyası takacağız. Her gün yeni bir açıklama geliyor. HDP tabii her gün. Bu arada zaten Kılıçdaroğlu'nu destekleme tavırlarını da gösteriyorlar bu noktada. Beraber giriyorlar yani seçime. O yüzden onlar bu karardan memnunlar. O yüzden ben az önceki konuşmada sistem partilerinin burada çözümsüzlüğüne değindim. Bakın tavırları biraz birbirinden farklı olabilirler ama gün sonunda o paranın yatmasında ikisi de müdahale etmiyor. İki kuvvet de müdahale etmiyor. Gün sonunda iki kuvvet de o paranın HDP'ye yatırılmasında tavırları aynı. Tam biraz birisi şikayetçi olabilir falan ama o para yatıyor. Değil mi? Ya da o parti kapatılmıyor. Gün sonunda en neticede o parti kapatılmıyor. Ve burada AK Parti kanadından da HDP'nin kapatılmasına ilişkin bazı tereddütlerin, çekincelerin olduğunu biliyoruz. Bu kamuoyunun da bildiği bir malum. O yüzden burada tabii bu paranın alınması muazzam bir Türk devletinin aciziyetini maalesef gösteriyor. Tabii bu seçimlere giderken de Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte daha büyük sorunlar ortaya çıkartacak. Yani siz PKK'ya paraları yığarsanız, HDP'ye paraları yığarsanız, Yeşil ve Sol Geleceğe o paralar gidecek. Neticede bu Türkiye'nin terörle mücadelesine de, Türkiye'nin Amerika ile mücadelesine de, Kürdistan planını bozguna uğratmasına da hepsine zarar verecek hamlelerdir. O nedenle burada devrimci, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman, değil mi? Şeyh Said isyanına karışanlar, Seyit Rıza isyanına diyeyim karışan partilerin neler olduğunu gördük. Bak biraz yani iş atıyorum terakkiperver. 1925'te kapatıldı. Yani o Şeyh Said isyanındaki tutumu nedeniyle de kapatıldı. Şimdi bir cumhuriyet, bir demokrasi sizi bölmek isteyen kuvveti kapatır. Ya, demokrasi bütün seslere özgürlük vesaire bu değil. Bakın böyle bir demokrasi tarifi yok. Siz bir cumhuriyetin varlığını savunuyorsanız eğer, Türkiye'nin bütünlüğünü savunuyorsanız eğer, size karşı olan ve sizi bölmek isteyen kuvvetlere karşı da o cumhuriyetin demir yumruğunu göstermek zorundasınız. Ve ancak
Çözüm de burada var. O yüzden bunu da sadece, hani bu da çünkü Türkiye'nin önündeki en büyük meseledir ve sandığa giderken de bunun akıllarda olması lazım. Burada da HDP'nin kapatması konusunda tek partinin Vatan Partisi olduğunu, biz defalarca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatlarda bulunduk. Dava dosyalarımızı ilettik ama tabii oralarda herhangi bir ses yok. Onu da görüyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Evet. Çözüm önerilerini de ayrıca soracağım ama Sayın Hocam'la devam etmek istiyorum. Yani Yeşiller, Sol Partisi, HDP'ye yapılan bir yardım. Sözlü savunma vermeyeceğiz dediler. Şimdi ne olacak o paralar ya da nerede Yeşiller, Sol Partisi'ne mi aktarılıyor? Yani bilmediğim için o süreci. Siz nasıl yani değerlendiriyorsunuz? De, katılır mısınız Sayın Gençer'in açıklamalarına? Tabii şöyle düşünüyorum. Siyasi partilere verilen paralar giderleri için kullanılır. Yani bina kiraları, varsa personel giderleri ve bunun dışında da ağırlama giderleri için kullanılır. Bunların takibi ilgili kamu kuruluşlarındadır. Yani bunun bir takibi sistemi vardır. Bu para takip edilir. Ama burada tabii binalar örgüt içerisindeki mensupların binalarıysa oradaki kiraların bedelleri yüksek miktarlarda eğer o mal sahibi üzerinden örgüte aktarılıyorsa bu artık daha adli bir mevzudur. Dolayısıyla bunun takibini ilgili kurumlar yapmalı açıkçası. Şimdi bu saatten sonra tabii HDP'yi gösterip ÖDP ile seçime girme taktiğinin bir anlamı var. Esas mesele para değil, paradan da öte bir memlekete atılan bir kazık var. Yani ben orada özür dilerim o tanımlamayı yapmak. Çünkü, buyurun lütfen. Çünkü HDP kirlendi, yıprandı, yüzleri eskidi. Hepsi bütün toplumsal kesimlerden çok tepki aldılar. Şimdi güle oynaya yeni bir hareket. Bu tıpkı bakın PYD'nin YPG'deki o sarışın kızlar hikayesine benziyor. Yani yeşil bahar. Bahar geliyor, yeşil sol parti, hadi gülelim oynayalım. Yani Almanya'daki işte Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi koalisyonuna benziyorlar. Bu tanımlamalar çok doğru yerine oturuyor. Çünkü burada Yeşil Sol Parti özellikle bizim eski medyadaki önemli isimleri, popüler isimleri de aldılar. Bakın Türkiye'de yani ciddi manada yıpranmış, birçok meselede onurlu bir duruş sergileyememiş isimler de burada yer aldılar. Mesela onlar şeyi çok yüceltiyorlardı Ergenekon sürecinde. İşte Sadullah Ergin'i yüceltiyorlardı. Şimdi bakın Sadullah Ergin'le aynı yere oturuyorlar. Aynı ittifakın içerisinde yer alıyorlar. Cengiz Çandarlar, Hasan Cemaller. Evet. Dolayısıyla burada ortaya çıkan tabloyu sadece bir parti yardımı meselesiyle okumuyorum ben. Çok daha başka bir şey vaat ediyorlar. Başka bir planın burada hesabını yapıyorlar. Ve bunu çok uzun yıllardır planlıyorlardı. Şimdi tabii burada netice itibariyle HDP artık uluslararası ilişkiler kurmuş ve uluslararası misyon üstlenen bir harekete dönüştü. Nasıl görüyoruz bunu? Bakın bir HDP milletvekili Libya'ya gitti ve orada Hafter'in partisiyle toplantı yaptı ve Türkiye'ye dönük açıklamalar yaptı. Şimdi aynı milletvekili Yeşil Sol Parti'de yine Mersin'de birinci sıraya konmuş Tülay Hanım. Şimdi bir HDP milletvekilinin Libya'da ne işi var? Yani Türkiye'nin çıkarlarının olduğu, açık açık konuşalım bunları. Yani deniz yetki alanları ve petrol anlaşmalarımızın, Türkiye'mizin geleceğinin olduğu bir ülkede. Hafter'le de görüşmüşler. Gazi Mustafa Kemal'in de görev yaptığı yani. Bir HDP milletvekili gidip de nasıl bunu baltalayabilir? Bu işte uluslararası bir misyon üstlendiklerini, uluslararası bir ihale aldıklarını gösteriyor. Ya bunun Şırnak'taki Kürt teyzeyle bir alakası yok. Ben bunu özellikle vurguluyorum. Diyarbakır'daki Kürt Mehmet amcaya hiçbir faydası olmayacak. Aksine bu memleketin deniz yetki alanlarını,
iptal etmek, petrol aramalarını, doğalgaz aramalarını, hatta nükleer santrali baltalamak için bir konsorsiyum oluştu. Yeşil Sol Parti'nin programı ibretliktir. Ermeni soykırımı meselesini birinci maddeye oturtmuştur ve bu meselenin Türkiye'de tanınması için her şeyi yapacak bir göreve taliptir. İkincisi nükleere karşıdır, nükleer santralimize karşıdır. Üçüncüsü eşcinsel evlilikleri yasalaşmasını bizzat parti programına yazmıştır. Şimdi dolayısıyla da değerli kardeşim, yani herkes aldatılıyor. Kürtler de aldatılıyor, Türkler de aldatılıyor. Sol da aldatılmış. Yani birçok solcu kandırılmış bu ülkede. Birçok dindar öbür taraftan suistimal edilmiş. Dolayısıyla bu teraziyi doğru koymamız lazım. Bu terazinin içerisinde doğru kefeyi milletin bulması gerekiyor. Çok uzattım, özür dilerim. Lütfen, estağfurullah hocam. Vaktimizi iyi kullanmak istiyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Sayın Gençer, katılır mısınız? Yani Türkiye'nin önünde büyük sorunlar var. Siz bir girizgah da yaptınız aslında. Yani Yeşiller, Sol Partisi işte süsleyip püslediler ama yani seçmen karşısında bir karşısında olur mu? Bir yanda Hüdapar, bir yanda Yeşiller, Sol Partisi, HDP diyeyim ben. Ve 15 Mayıs sabahı ne göreceğiz? Son sözlerinizi de almış olayım. Orada Yeşim Hanım, ikisini aynı ağırlıkta görmek biraz insafsızlık olur. Hangisi hocam? Hüdapar çünkü uluslararası bir tezgahın içerisinde değil, Türkiye içerisinde eriyebilecek bir anlamda mevcut atmosfere dahil olabilecek ve bir de parti olarak değil, zaten listeye bir iki adayıyla dahil olmuş bir hareket. Dolayısıyla ana gövde içerisinde... Tepki olduğu için söyledim Sayın Hocam. Hani Hüdapar'ın da ittifaka katılmasına tepkiler olduğu için. Bu tepkiyi inceledim açıkçası. Bu tepki mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir büyük bir tepki yok. Kürt seçmen için de bir avantaj oldu açıkçası. Bir yol seçti o. Yani mecburen HDP'ye oy vermek zorunda kalacaktı. Mahalle baskısı vardı. Şimdi bir alternatif oldu. Bu eşitlemeyi doğru bulmuyorum. Yani neticede politika bir ayrı bir iş. Biz sadece anlamaya çalışıyoruz. O boyutta katkı vermek istedim. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Sayın Gençer, katılır mısınız? Evet. Şimdi şu doğru. HDP ile Hüdapar eşit değil. Ama bu ikisinin de bölücü programa sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet, birisi bölücü programını silahla ve küresel destekle sağlıyor. Diğerisi bölücü programını şu an kendi çapında sağlıyor. Bakın, kendi çapında. Ve yarın ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden ne üzücü ki işte Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi falan Hüdapar'ı savunmak zorunda kalıyor. Ne üzücü ki Türkiye'nin milliyetçileri, vatanseverleri Hüdapar'ı temize çıkarmak zorunda kalıyor. Bakın, neden biz daha fazla bölücülerle daha az bölücüler arasında bir denklik kurup ya da bir seçenek birini tercih etmek zorunda kalıyoruz ki? Bakın, biz Türk milleti bunu tercih etmek zorunda değil diyoruz. Vatan Partisi olarak. Evet, siz HDP çizgisinden Hüdapar'a baktığınız zaman daha masum görebilirsiniz. Ama bu Hüdapar'ı masum yapmaz. HDP'ye göre daha masum yapar. Biz HDP'ye göre daha masum olduğu için Hüdapar'ı niye tercih edelim? Ve burada ikisinin de programlarına baktığımız zaman benzer ögeleri görüyoruz. Ve bu aynı zamanda Hizbul Kontra'nın ortaya çıkışı da PKK'yı zaten karşısına bir alternatif olarak koymak. Ama o alternatifin içinde de zaten şey var, bölücü ögeler var. İşte orada Kürt halkını diyelim ki Kürt milliyetçiliğine tam teslim etmeli, biraz da İslamcılığa, biraz da İslam perdeleriyle. Tarihi belli ve bu tarihi de reddetmiyorlar, onu da söyleyeyim. Bakın, şimdi herkes soruyor Hüdapar'ın terörle ilişkisi var mı diye. Hüdapar'a, genel başkana soruyorlar, bizim terörle ilişkimiz yok diyorlar. Çünkü kendileri Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi ben size sorayım, siz Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğinizi söyleyeyim bana. O zaman siz dersiniz ki benim terörle ilişkim yok dersiniz. Çünkü Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen bir kuvvet nasıl terörle ilişkisini kursun ki? Şimdi HDP'ye sorsanız PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar mı? Görmüyorlar. O zaman HDP şunu diyebilir, biz terörle ilişkimiz yok diyebilir. Ama buna kim inanır? Buna sadece o sözü söyleyen HDP'li inanır. Şimdi o yüzden burada bakın, işte Sayın Devlet Bahçeli de
İzbul kontrayı savunmak. Ne dedi? İşte biz başkanını dinledik. Üzülerek söylüyorum bunu. Biz dedi, Zekeriya Yapıcıoğlu'ydu galiba. Terörle ilişkisi olmadığını söyledi dedi. Ama kendisi İzbul kontrayı terörist olarak tanımıyor ki. Sonra Saadettin Tantan'ı açıklama yapmaya davet ettiler. Saadettin Tantan da secerelerini biraz anlattı. Şimdi o yüzden burada birbiri arasında bir eşitlik kurduğumuz zaman evet, HDP silahlı olması gereğince, silahlı mücadelede bulunması gereğince, küresel merkezlerden tam destek alması gereğince onun merkezindeler. Ama diğer tarafta da, ve bakın şunu söyleyeyim, Sayın hocamıza da bunu düşünmeye davet ediyorum. Hizbul kontra ile alınacak bir oy var mı? Yani siz Hüdapar'la, diyelim ki Hüdapar'ın 100 bin, 150 bin oyu var. Bunu o bölgede diyelim ki alabilirsiniz. Ama hangi milliyetçi gönül rızasıyla Hüdapar'a, tamam Hüdapar parti son logosuyla, arada, parti logosuyla içeride diyorum. Yok. Ama ya orada olduğunu niye gizliyoruz? Önder Asan, DSP'de parti logosuyla yok ama o ittifakın içindeler. Sadece Büyük Birlik Partisi de bir önceki seçimlerde logosu yok ama hocam, odalardı. Hocam da cevap versin. Tabii. Buyurun hocam, katkınızı alalım. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de neticede 1970'lerden 1980'lerde kurgulanmış, planlanmış çeşitli uluslararası sistemlerin kurduğu örgütler ve bunların uzantıları var. Yani bunları biz yapmadık. Bizim çağımızda gerçekleşmedi. Bunlar bize kurgulandı ve bırakıldı maalesef. Neticede Hizbullah dediğimiz örgütün, yani devlet içerisinde maalesef yapılandırıldığını hepimiz biliyoruz herhalde. Dolayısıyla bugün bir çözüm adına ne yapabiliriz? Şimdi bugün Kürt siyasi hareketi dediğimiz alanda 5-6 tane parti var. Yani bunların ben hepsini takip ediyorum. Hakbar, PSK gibi hareketlerin hepsini takip ediyorum. Bunların içerisinde Hüdapar en ülkenin üniter yapısına dahil olabilecek, ülkeye katkı sağlayabilecek bir hareket olarak söylemdeki hocam, değişimi... Hocam son 3 dakika bu arada hatırlatıyorum, çok özür dilerim. Sayın Gençer'e de söz vereceğim. Buyurun. Uluslararası sistemdeki HDP'yi asla meşrulaştıramayız. Hüdapar'ın da gönül ister ki biraz daha bu ülkeye ait söylemleri olsun. Tabii ki bunu da istiyorum. Ama bunun için bir fırsat da vermek lazım. Başka da çünkü bir seçenek yok. Yani net görmek lazım tabloyu. Önümüzdeki 30 gün var. Türkiye'ye dayatılan küresel sistemin, Amerikancı, NATO'cu anlayışın şu anda biz İYİ Parti, CHP ve HDP üzerinde çok yoğunlaştığını görüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Hocam, anlayışınıza çok teşekkür ediyorum. Süremi aşıyorum. Sevgili yönetmenimden rica ettik. Sayın Gençer'e de bir söz hakkı vermek istiyorum. Son cümlelerini alayım ama daha çok konuşacağız. Ben çok teşekkür aynı ediyorum. Aynı yere gelmeyeceğiz. Aynı yere konuşamayacağız ama olsun. Ben aradaki nüanslara vurgu yapmak istedim. Değer fikirler bizim için kıymetlidir. Hiç önemli değil. Tercih hakkım olsa tabii ki ben de daha saf bir tercih edersiniz ama neticede biz İstanbul'dan izliyoruz olup bitenleri. Peki. Çok sağ olun. Buyurun. Evet. Tabii burada bir tercihimiz şu oluyor, hocamıza da o çağrıda bulunalım, kıymetli hocamıza. Yani burada biz dediğimiz gibi zor olanı tercih, yani zor gözükeni tercih edelim. Vatan Partisi burada terör örgütleriyle iyi, ya biraz daha az teröre bulaşmış, daha fazla bulaşmış ya da daha az bölücü, daha az daha büyük bölücü gibi bir ayrımlara değil, zor olanı tercih edelim. Yani zor gözükeni tercih edelim çünkü çözüm orada. Ve Türkiye'nin önünde sadece bu bahsettiğimiz güvenlik zorlukları değil, bununla beraber büyüyen, daha da filizlenen ekonomik zorluklar baş göstermekte. Ve bu aynı zamanda ekonomik zorluklar bizim dış politikada da doğrudan bizim ittifak dengelerimizi etkileyen konumdadır. Bugün dünya aslında şunu görüyor, Atlantik sisteminin, Atlantik hegemonyasının özellikle o, Sovyetler Birliği'nin de dağılmasıyla beraber dünyanın jandarmalığına soyunan Atlantik hegemonyasının her bölgede yenilişine tanık oluyor. Ve burada yükselen bir Asya uygarlığı var. Bu uygarlık Türkiye'nin de öncülüğünde yükselecek bu uygarlık. Paylaşımcı, demokratik, refahın olduğu bir uygarlık. Türkiye burada yerini alması için daha cesur davranması lazım. Orada da milletimize, tabii burada görev sadece siyasi partilere değil, aynı zamanda
Türk milletine düşmektedir. Milletimizi de bu noktada düşünmeye ve sorumluluk üstlenmeye davet edelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Her iki konuma da ayrıca anlayışları için teşekkür ediyorum. Biraz da uzattık. Sevgili yönetmenime de teşekkür ediyorum. Bize birkaç dakikada verdiği için. Çünkü artık Serkan Aksaray yayına girecek. Hocam iyi çalışmalar. Daha çok konuşacağız. Sayın Gençer, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hocamıza saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ve gün ortasını biz de burada hemen kapatalım.